Videomu izleyen herkese merhabalar, mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yemeklerinizin yanında servis edebileceğiniz hem de salatalarınızda kullanabileceğiniz kornişon turşu nasıl hazırlanır, onun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun süre dayanan bu kornişon turşu için önce malzememizi çok iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Kornişon turşu yapımında kullanılan salatalığın üzeri pütürlüdür. Onun için çok iyi bir şekilde yıkamak önemli. 4-5 suyu yıkadıktan sonra özellikle de parmağınızla ova ova yıkarsanız çok daha iyi temizlenmiş olur. Daha sonra da bir müddet sirkeli suyun içinde bekletmenizi tavsiye ederim. Malzememiz hazır. Sarımsakları ayıkladım. 25-30 tane kadar sarımsak var. Kasenin içerisine önce 1 yemek kaşığı toz şeker. 4 yemek kaşığı turşuluk tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da limon tuzu ekliyorum. Üzerine de 1 su bardağı kaynatmış olduğum suyu ekledim ve biraz karıştıralım. Yarı yarıya da olsa malzemelerin erimesini sağlayıp daha sonra soğuması için kenara alalım. Salatalıkları delmedim çünkü kış için hazırlıyorum. Eğer 15-20 gün sonra tüketmek isterseniz 1 iki yerinden delikler açabilirsiniz. Kavanozu önceden yıkadım. İyice kuruladım. En altına da 25-30 tane kadar nohut yerleştiriyorum. Önce nohutu dibine atacağız. Sonra salatalık ve sarımsak olarak kat kat kavanozun tamamını malzemeyle dolduracağız. Burada önemli olan almış olduğumuz salatalıkların sert olması, yumuşamamış olması ve çürük olmaması. Bu e, turşu yaparken tüm turşular için geçerli. Hangi malzemeyle hangi turşuyu yaparsanız yapın. Kaliteli malzeme kullanmak önemli. Ara sıra kavanozu sallıyorum ki salatalıklar aralara dolsun diye. Çünkü kimisi küçük, kimisi büyük bu salatalıkların. O yüzden de biraz yerleştirip biraz kavanozu sallayın. Elinizle de isterseniz boş gördüğünüz yerlere salatalıkları sokuşturabilirsiniz. Yukarılara doğru çıkarken en üst kısımda kavanoz daraldığı için bu kısma elinizle salatalıkları yerleştirebilirsiniz tek tek. Kavanozun en alt kısmında yanlış hatırlamıyorsam 4.20 cc yazıyordu. Yani 4 litrelik bir kavanoz diyebilirim. Şu şekilde turşu yaparken ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Eğer 2 litrelik bir kavanoz kullanıyorsanız içerisine de 1 kilo malzeme alıyor. Eğer 4 litrelik bir kavanoz kullanıyorsanız da içerisine 2 kiloluk bir malzeme alıyor. 4 litreden biraz fazlaydı benim kavanozum. İçerisine de yaklaşık 2 kilo 100, 2 kilo 150 gram kadar malzeme aldı. Tüm malzemeyi doldurdum. Şimdi içerisine kenarda soğumuş olan tuzlu suyu boşaltıyorum. Tekrar üzerine su ilave edeceğiz. Bu su musluk suyu olmayacak. İçmek için kullanmış olduğumuz sudan kullanacağız. 2 su bardağı da üzüm sirkesi kullanıyorum. İsterseniz üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tuzlu suyu boşalttıktan sonra üzerine sirkesini ekliyorum. Sirkenin de kaliteli bir sirke olması turşu yapımında çok önemli. Sirkeyi de koyduktan sonra malzemenin üzerine gelecek kadar temiz suyumu koydum. Önceden yıkamış olduğum maydanozla da kavanozun ağız kısmını tamamen doldurdum. Ve şimdi sıkı sıkı kapağını kapatacağım. Turşu yapımı aslında işte bu kadar kolay. Sıkı sıkı ağzını kapattım. Sirkenin, tuzun, kavanozun her tarafına eşit bir şekilde yayılması için kavanozun ağzını iyice kapattığınıza emin olduktan sonra gördüğünüz gibi çevirebilirsiniz. Daha sonra temiz bir bezle kavanozumun her tarafını silip serin bir yerde tüketeceğimiz güne kadar bekletiyorum. Uzun süre dayanıklı kornişon turşu hazırlamak bu kadar kolay, bu kadar basit. İnşallah afiyetle yemek kısmet olur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalıma destek olmak için abone olup yanındaki zili de tıklarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.